arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir bebek eteği çalışacağız. Eteğimi ben küçük başladım ama sizler dilediğiniz büyüklük görebilirsiniz. Genç kızlarımıza minik bebeklerimize herkese olabilecek çok şık güzel. Örmesi de bir o kadar kolay eteğimizi hemen anlatmaya başlayalım. Bakınız şöyle iğnemi çıkarıyorum. Düğmelerimi açtıktan sonra eteğimin dümdüz olduğunu görmekteyiz. Bakınız eteğimiz şu şekilde. Bakınız dümdüz. Belimizden başlıyoruz lastiğimizden ve şu şekilde lastiğimizi 10, 12, 15 öreceğiniz kişinin bel kalınlığını ya da lastik kalınlığını istediğiniz ölçüde zincirimizi çekerek başlayalım. Ve öreceğimiz yaş grubu. Küçük çocuklarımıza biraz daha e, tabi bel ölçülerine göre daha kısa ölçüler. Daha yetişkin büyük çocuklarımıza ise daha uzun bel ölçülerini alarak ona uygun olarak başlayalım. E, bebeklerimizin ya da çocuklarımızın bel ölçüsü çok önemli. Bakınız dümdüz lastiğimizi tamamladıktan sonra görmüş olduğumuz modelimizi koyuyoruz. V'lerimizi yapıyoruz ve rengarenk bir şekilde dilediğimiz renk sıralamasına göre Beylerimizi örerek istediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar eteğimizi örmeye devam ediyoruz. Ve sonunda bakınız üçer trabzanlarımızı örerek bitişimizi yapıyoruz. Ve dümdüz şu şekilde tamamlıyoruz. Bakınız her iki yönde bu şekilde bitiyor. Yönümüzün bir tanesini hangi rengi kullandıysak o renkle saçaklar yaparak üste kalacak kapak kısmını oluşturuyoruz. Ve iliğimizi aynen buradaki gördüğümüz saçakların olduğu yeri açıyoruz karşı tarafa ise iki tane düğmemizi dikelim ve eteğimizi kullanalım eteğimizi dediğim gibi yaş gruplarına büyütmek çok kolay istediğimiz bel ölçüsü olana kadar örelim ölçüye ulaştığımız zaman dilediğimiz uzunluğa kadar örelim şöyle kapadığımız zaman bakınız iliklerimizin içerisinden düğmelerimizi geçiriyoruz ve eteğimizi kapaklı bir şekilde oluşmasını izliyoruz şöyle üst kısmı güzel bir broş ya da çocuklarımız için uygun iğneler takarsak hem görüntüsü çok şık olur hem de bu üst bölüm kapanmış olur alt bölüm ise gayet güzel bakınız kendinden kapalı da uyumlu bir şekilde olacaktır Evet eteğimizi anlattıktan sonra hemen örmeye başlayalım kolay gelsin. Eteğimizi örmek için cıvıl cıvıl dilediğimiz renklerden biraz biraz örmek istiyorum. Sizler de elinizde bulunan ya da zevkiniz uygun iplerden ya satın alıp ya da evdeki olanlarla çok güzel eteğimizi üzerinin bluzunu örebilirsiniz. Evet e, iki buçuk numaralı da tığımı kullanıyorum. Görmüş olduğunuz bu iplerle karışık örmek için. Evet kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım. Zincirimizi çekelim. Belimizin lastiğini kırmızı yapmak istiyorum şöyle bunu düğüm oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane zincirimi çekiyorum 4 tane geri dönüyorum 1 2 3 ve 4 4. zincirin içerisine giriyorum bir tane trabzanımı örüyorum sırasıyla birer birer trabzanlarımı örüyorum Her zincirin içerisine bir tane trabzanımızı örelim. Lastiğinizi istediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz. Bu eteğimize bakınız lastikten bu şekilde başlıyoruz. Öreceğimiz çocuğumuzu bel ölçüsüne göre uzatalım. Altını aynı şekilde yapacağız zaten. Hiçbir farklılık yok. Yalnız ben tabi biraz küçük örmekteyim. Sizler büyük öreceğinizde lütfen biraz daha uzun örebilirsiniz hiçbir mahsuru yok aynen devam edeceğiz modelde bölümler ayırmak herhangi bir işlem yapmıyoruz Evet trabzanlarımızı ördüm 2 4 6 8 10 ve 11 tane trabzanı var sizinki 10 da olabilir 12 de olabilir hiç fark etmez lütfen sayılar denk gelmezse hemen sökme işlemine kalkmayalım örgüde hiç yani kesin net sayı lazım olmadığı zaman bir sıkıntı yok yani herhangi bir sayıda trabzan da olabilir hemen bir iki üç tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve lastik örgüsü yapmaya başlıyorum bakın sıramın başını doluyorum şu görmüş olduğumuz üstteki buğday gibi görülen kısmın dış taraftakini alıyorum ve örüyorum diğer trabzanımın da dış taraftakini örüyorum bir sırasıyla bakınız birer birer lastiğimizi Örüyoruz. Hep dışarıdakinden alıyoruz. Her bir trabzanımızın dışarıdaki orta parmağımdan taraftaki bölümünü alalım. Ve burada trabzan kaybetmeyelim. Kaç trabzanımız varsa ona göre hepsini örelim. İlerliyorum. Bakınız. Şöyle gördüğümüz gibi en son trabzanımı öreceğim en son trabzanımın tepesine batıyorum bakın tepesine batarak örüyorum ve ikinci sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum üçüncü sıramıza başlayalım üç tane zincirimi çektim yine aynı şekilde örgümün yönünü çeviriyorum ve orta parmağımdan taraftaki bakınız şu iki tane görülen kısmın dıştakini alıyorum ve oradan örüyorum dıştan alarak örelim ve istediğimiz bel ölçüsü gelene kadar bu şekilde hep orta parmağımızdan taraftaki bölümden yani dıştan örerek lastiğimizi istediğimiz boyuta getirelim. Bu sırayı da birlikte bitirip yeniden başlayalım. Sonrasında bakınız en son trabzanım kaldı. En son trabzanımı tepesine batıyorum ve örüyorum. Hemen üzerine 3 tane zincirimi ilave ediyorum. Örgümün yönünü çevirip tekrar dıştan yani orta parmağımdan taraftaki bölümünü alarak örüyorum. Evet bu şekilde bakınız görüntümüz. İstediğimiz uzunluk gelene kadar yani istediğimiz bel ölçüsü olana kadar lastiğimizi bu şekilde örmeye devam edelim. Evet belimizin lastik kısmını şu şekilde örerek geldim ve ipimi kopardım. Ee, sayısına bakalım. bakınız: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 ve 43 tane ördüm. Evet hemen kenarından örmeye başlayalım. Ee, bu şekilde düz olarak öreceğiz. Eteğimizi herhangi bir şekilde kapatma işlemi yapmıyoruz şu uçtan başlayalım. Kenara sabit olarak batıyorum. Bakınız en kenara battım. Sabitliyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra yandaki şu görmüş olduğunuz ayırdığım trabzanın içerisine tığımın başını doluyorum. Batıyorum. 2 tane zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum tığımın başını doluyorum bir sonraki araya bakınız şöyle giriyorum bir trabzan iki zincir bir trabzanım örüyorum tığımın başını tekrar doluyorum hemen yandaki trabzana giriyorum trabzanımı ördükten sonra iki tane zincirimi ilave edip aynı yere bir tane daha batıyorum V'lerimizi kurarak ilerliyoruz. Bakınız. Şimdi sırada hemen şuradaki trabzanımızın olduğu bölüme giriyorum. İki zincirimi çektikten sonra aynı yere bir daha batıyorum. V'lerimizi örüyoruz. Sıradaki yere batıyorum. Bir iki zincir aynı yere tekrar batıyorum. Yine tığımın başında oluyorum. Bakın sırası ile her bir şu görmüş olduğumuz lastik sırasına birer tane yaparak ilerliyoruz. Batıyorum. Trabzanımı ördükten sonra 1 ve 2. Aynı yere bir daha giriyorum. Ve V'lerimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Sıramızın başına kadar örerek gelelim. Eteğimizi lastikten sonra model kısmımızı yerleştirmiştik. 3 tane zincir çektik ve her bir trabzanımızın olduğu yere birer tane V örerek sıramızın sonuna kadar örerek ilerledik ve en son V'mizi yaptıktan sonra tığımın başını doluyorum ve son uç noktaya batıyorum bir tane trabzanımı örüyorum bir zincirimi çektikten sonra ipimi değiştireceğim için kesiyorum eğer ipimizi değiştirmezsek yine o yönden örerek devam edeceğiz dönüp tekrar V'lerimizi kuracağız şimdi rengimi değiştirmek istiyorum kahverengimi alıyorum dilediğimiz renklerle örebileceğimiz için zevkimizi uygun olarak ayarlayalım renklerimizi. Bir tane zincirimi çekiyorum. Kopardığım yerden değil yine başladığım yerden örmeye devam ediyorum. 3 tane zincir çekmiştim. Tepesine gelerek batıyorum. Yine 1, iki, 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum bu kez iki tane zincir çektiğimiz V'lerin arasına giriyorum bir trabzan iki zincir aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum araya zincir çekmeden V'nin içerisine giriyorum bir iki tane zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum ve bu şekilde her iki zincirimizin içerisine girerek iki tane zincirimizi çekip iki trabzanımızı örelim. uç noktaya kadar ilerleyelim. Bu şekilde. Diğer uçtan başlamış olduğumuz kahverengimizi V'lerimizi yaparak ördük. Her bir V'mizin içerisine yani zincirlerimizin içerisine girdik. İki tane trabzanımızı ve aralara ikişer zincirimizi çekerek sıramızın başına kadar geldim. En son bitireşi yine birlikte yapalım. Ben burada koparacağım. Diğer bir renge geçmek istiyorum ama koparmadan devam etmek isteyen arkadaşlarımıza sadece geçişin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum kenardaki 3 tane trabzanımın üzerine batıyorum bir tane trabzan örüyorum 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını dolayarak hemen V'nin içerisine giriyorum 2 tane zincirimi çekiyorum tekrar bir tane trabzan sonrasında diğer iki zincirin olduğu yere giriyorum iki tane e, trabzanımı ördükten sonra iki tane zincirimi çekip aynı yere gelerek batıyorum ve tekrar bakın sadece iki zincirin içerisine girerek örüyoruz Şimdi ben farklı renk öreceğim için buradan tekrar e, kapatıyorum farklı rengime geçmek istiyorum Çünkü ilk başlarda birer sıra çok daha hoş duruyor ortalara doğru İki sıra renkler daha uygun olur. Şimdi ipimi kesiyorum ve yeni rengim için ipimi değiştiriyorum. Yine diğer taraftan başlıyorum. Hep aynı yönden başlayalım. Başlangıcımız burası olsun. Buradan başlayarak yine bitiş yönünü bu şekilde tamamlayalım. Ve istediğimiz ölçü ve istediğimiz büyüklük gelene kadar örmeye devam edelim. Eteğimi rengarenk istediğim uyum sırasına göre yerleştiriyorum. Bakın hepsini de aynı şekilde ve yaparak örüyorum. Kesinlikle delikli olmaz. Hiç merak etmeyin. Şöyle kaldırılıp kapandığı zaman şöyle göreceksiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Evet, dilediğimiz renklerle örmeye devam edelim. Şimdi ben açık kahverengi rengimle örmeye devam ediyorum. Yine en kenardan 3 tane zincirimi düz yönden girerek örmeye başlıyorum. Ve Direk V'nin içerisine geliyorum. Bir tane trabzan, iki zincir, bir trabzanım örüyorum. Çok büyük numaralı şişlerle öreceksiniz. aradaki zinciri bir tutarak delik biraz daha az olabilir. Bir tane de çekebilirsiniz, ama tığ numaranız büyük, ipiniz kalınsa, yoksa normal bebe ipleriyle ya da normal örgülerde iki tane zincir daha ideal olmakta. Evet bu şekilde bakınız. Zincirlerimi ve trabzanlarımı örerek birazcık daha eteğimin uzunluğunu büyütmek istiyorum. İstediğim uzunluk ölçüsüne geldim. En son sıramı örmek istiyorum. Kahverengi ipimi aldım. 3 tane zincir çekmiş olduğum yerin üzerine gelerek batıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak araya giriyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı doldurdum. Hemen her iki V'nin arasına girerek batıyorum. Bir sonraki V'nin arasına geliyorum. Tekrar bakınız içine iki zincirin içerisine 1, 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Her iki tane V'nin arasındaki yere gelerek bir tane sık ile batıyorum. Ve bu şekilde tekrar diğer V'nin içine giriyorum. 2 ve 3. Her iki V'nin arasına şu şekilde batıyorum. Tekrar üçer üçer doldurarak bütün V'lerimizi her iki V'nin arasına batalım ve eteğimizin alt kısmını bu şekilde tamamlayalım. Eteğimizin alt kısmının trabzanlarını ördüm. Bakınız üçer üçer trabzan ördüm. Her ikisinin arasına battım ve eteğimizin artık sonuna yaklaştık. Bir tane yönüne bakınız. İki tane minik düğmelerimi diktim ve biraz geriye diktim, içe diktim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üçüncü trabzanın olduğu yere diktim ve bu taraftaki iplerimin hepsini içeriye alarak gizledim. Ve diğer yöne baktığımızda, diğer yönde ise saçaklar taktım. Her rengin kendisiyle devam eden iplerimizde saçaklarımızı yaptık ve sizlerle birlikte birkaç tane daha saçağımızı çalışalım. Bakınız, her rengin karşılığını sadece iki kat olarak başladım. Şöyle aldım yani şöyle. Dilerseniz tığımızın yardımıyla şu şekilde. Dilerseniz elinizle nasıl rahat ederseniz o şekilde geçirebilirsiniz. Her rengin kendisine karşılığını yapalım, iki kat edelim tığımızı takıp ya da direkt elimizle de nasıl arzu ederseniz nasıl kolayınıza gelirse iri uçlu tığla şuradaki işlemi de yapabilirsiniz içinden geçiriyoruz ve çekiyoruz kesmiş olduğumuz öncesinden ipimi iki kat ediyorum bakınız eşit bir şekilde tutuyorum bakın şu şekilde tuttuğum zaman çekiyorum içinden şu şekilde de geçirebilirsiniz. Evet bütün saçaklarımızı taktıktan sonra şu şekilde düzenlemelerimizi yapalım. Her rengimizi kendisinde şöyle düzenleyelim. Ve eşit olacak bir şekilde makasımızın yardımıyla keselim. Evet saçaklarımızı da şöyle düzeltip kestikten sonra bu bölüme yine saçağımızın olduğu bölüme iki tane ilik yeri örelim. Bir tane zincirimi çekiyorum ve düğümümü atıyorum. Uç kısmından başlıyorum. Bakınız iliklerimiz karşı taraftaydı hemen şöyle. Alalım saçaklarımızın olduğu yerde ilik, karşı tarafta ise düğmelerimiz olacak. Başlangıca batıyorum. Sadece sık iğne ile yanına batıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektikten sonra 1 2 3. yere gelerek batıyorum. Aradaki trabzanlarımı örüyorum. Sık iğne olarak tabii ki incecik bakınız. Tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çekip son noktaya doğru batıyorum. Yanına bir tane daha sık iğne yapıp sağlamlaştırdıktan sonra ipimi kesiyorum. Bu iplerimizi içeriye aldıktan sonra şöyle gizleme işlemimizi yapalım ve keselim. Evet, ipimi içeriye alarak gizledim ve kestim. Şöyle yapalım, düğmelerimizi takalım, tam eteğimize uygun. Mini mini düğmeler. Evet, şu şekilde eteğimiz kullanılmaya hazır. Ama bir tane de broşlar ya da bebeklerimize uygun iğnelerle şu kısmı takarak kapatabiliriz. Şöyle yapayım. Ben bunu geçici olarak takıyorum. Tabii ki sizler istediğiniz güzel aksesuarlarla eteğimizi tamamlayabilirsiniz çalışmamızın sonuna geldik ve bu şekilde çok cici bir eteğe ulaştık. Evet umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.